Öğretim görevlisi Hasan Akuzun ben. Hemşirelik lisans çıkışlıyım. Sağlık yönetimi ve cerrahi hastalıklar hemşireliği yüksek lisans mezunuyum. 9 yıl kadar kamu ve özel hastanelerde diyaliz hemşiresi, ameliyathane hemşiresi, yoğun bakım hemşiresi ve servis hemşireliği yaptım. Daha sonrasında 2020 itibariyle de Beykent Üniversitesi'ne gelip burada görevime devam ediyorum. Diyaliz programı böbreğin çalışmadığı durumlarda onun fonksiyonlarını yerine getirip kandaki bir nevi süzülüm işlemini gerçekleştirmek için hemodiyaliz cihazları ve peritonidiyalizli cihazlarıyla filtrasyon işlemini yapmayı sağlamamız için bir eğitim verdiğimiz bir bölüm. Buradan 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu teknikerlerimizi yetiştiriyoruz. Bu öğrencilerimiz, daha sonra meslektaşlarımız olacak öğrencilerimiz, hastanın nasıl diyalize alınacağı, hastanın beslenmesi ve günlük yaşamında nelere dikkat etmesi gerektiği, aynı zamanda hasta yakınının da hastaya nasıl yaklaşması gerektiği gibi konularda bilgi sahibi olup hasta ve hasta yakınına bu bilgileri verecek bir pozisyona geliyorlar. Staj süresi yaz stajımız 4. dönemden itibaren yani 3. dönem sonundan itibaren öğrencilerimiz stajlarını, zorunlu stajlarını yapabiliyorlar. 30 günlük bir, daha doğrusu 30 iş günü olacak şekilde bu stajlarını yapmak durumundalar. Burada Cumhurbaşkanlığı'nın staj ile ilgili destek olduğu yeni yapılar var. Hem oradan tercih yapıp kamu hastanelerinde yapabiliyorlar, hem özel hastanelerde yapabiliyorlar, hem de vakıf kuruluşlarında yapabiliyorlar stajlarını. Kendilerinin tercih etmesi için, yani kendilerinin ileride mesleklerini bulabilmesi için birçok keresinde onları özel kurumlara yönlendiriyoruz. Birçok öğrencimiz de bu şekilde mezuniyetin hemen akabinde özel kurumlarda işe başlayabiliyorlar. DGS ile hemşireliğe geçiş yapabiliyor öğrencilerimiz. Daha öncesinde yapmış öğrencilerimiz de var. Bundan sonrasında da yapmalarını bekliyoruz öğrencilerimizin. Öğrencilerimiz özel kurumlarda, vakıf kurumlarında hemodiyaliz ve peritonidiyalizi veren diyaliz merkezlerinde görev yapabiliyorlar. KPSS şartlarını sağladıktan sonra devlette de çalışma imkanları oluyor. Yakın dönemde hemodiyaliz hemşireliği kavramı yerine artık teknikerler kullanılmaya başlandı. Artık bu mesleği tekrar sertifika yani resertifikasyon sistemine girmeden, tekrar bir sertifika almaya ihtiyaç duymadan teknikerlerimiz bu işleri yapacak. Sahada çalışan hemşireler hemodiyaliz hemşiresi olarak devam ediyorlar. Ancak bundan sonrası için sadece teknikerler çalışacağı için ileriki dönemlerde önleri daha açık olacak şekilde çok daha rahat iş bulabilecekleri bir bölüm bu bölüm. Öğrencilerimiz üniversitemizin öncelikle köklü bir kurum olduğunu bilerek buraya gelmeleri gerekiyor. 1997'den beri olan bir vakıf üniversitesiyiz. Birçok devlet üniversitesinden bile eski ve köklü bir formda bir üniversiteyiz aslında. Bununla beraber bölüm bazında baktığımızda hem hekim hocalar hem de hemşire hocalardan ders alacak öğrencilerimiz. Bu iki yönden çok büyük avantajlar getiriyor. Hekim bazında hastaya nasıl yaklaşılması gerektiği ve saha çalışmasında multidisipliner yaklaşımları sağlarken nasıl bir plan program çizmeleri gerektiklerini öğrenirlerken bununla beraber hemşire hocalarda çok farklı alanlara hakim olan hocalarımız olduğu için bu hocalarımızdan çok detaylı bilgiler alabiliyorlar. Bununla beraber hemşirelik, diyaliz hemşireliği kalkıp teknikerlik ortaya geldiği için sağlık bilgisinden dolayı yeterli bir mezuniyet sağlamaları aslında çok önemli. Biz Beykent Üniversitesi'nde buna dikkat ediyoruz. Normalde hastane içerisinde olan bir hemodiyaliz merkezinde destek almaları çok kolayken genellikle diyaliz merkezlerinde ekstra bir kuruma yönlendirme yapmadan önce sağlık müdahalesini edebilmek ve hastada gelişebilecek komplikasyonları bilecek şekilde olmaları gerekiyor. Bu noktada da bölüm bazında ve bölüm dışından da ders vermiş olan hemşire hocalarımızın tecrübeleriyle birlikte çok daha fazla bilgiye sahip oluyorlar. Bu yüzden ve laboratuvar imkanları çok fazla olduğu için, afiliye bir hastanemiz olduğu ve burasıyla birlikte çalışmalar yapabildikleri için ve laboratuvar imkanlarının bu yılda olacağı gibi her yıl geliştirilebildiği için tercih etmelerini öneriyoruz Beykent Üniversitesi'ne. Aday öğrencilerimizi İstanbul Beykent Üniversitesi'ne bekliyoruz.